Rümeysa. Mesut hocam yer misin? Yok hocam, teşekkür ederim. Benim elimde var. Rümeysa yer misin? Beni çok mutlu ettiniz almadığınız için. Buna ne diyorlar biliyor musun? Cücük. Cennet meyvesi. İncir içinde. Evet. Haberiniz yok mu? Evet, şimdi dünyadan haberiniz yok ya. Yemin ederim ha. Arkadaşlar, kampa nereye gidiyoruz? Akçakaya'ya gideceğiz. Şimdi grubun diğer kalanları önden gittiler, oradalar. Onlarla buluşmaya gideceğiz şimdi orada. Ondan sonra kamp yerimize gideceğiz. Ama yol üzerinde çok güzel bir incir ağacı gördük. Biraz yiyelim dedik. Çok güzel ama. Niye atıyor kız? Ne güzel ya. Arkadaşlar, Akçakaya köyüne geldik. Muhteşem bir yer. Ben bayıldım. Şimdi çok değerli iki abiyle tanıştık. Ben onları da sizinle tanıştırmak istiyorum. Şöyle bir şey göstereceğim size. Muhteşem bir yer. Köyde ilk defa burada gördüm. Akçakaya Etnografya Evi. Şimdi bunun tanıtımını abiler yapacak. Abi nasılsın? Seni tanıyalım önce de. Teşekkür ederim. Metin Işık. Akçakaya köyündeyim. Aynı zamanda Pamukova Belediyesi Meclis Üyesiyim. Bu köyde doğup büyüdük. Ama malum hayat şartları, iş şartları bizi uzaklaştırdı. Ama bu köyden hiç kopmadık. Çok güzel bir yer ama. Şu an emekliyim. Çok beğendim. Emekliyim ama yine köyümle ikamet ediyorum, buradayım. Köyümüze hoş geldiniz ilk önce. Köyümüz... ilk önce tarihiyle başlayalım isterseniz. Çok sevinirim. Köyümüz Oğuz boylarından, Beydili sancağından Hacı Ahmet oğulları. Bu araştırma Yusuf Halaçoğlu, Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu tarafından Akçakaya köyü Hacı Ahmet oğulları sülalesinden geldiğinin resmi kayıtları var. Ayrıca 1. Murat Hüdavendigar'dan köyümüzün Pamukova eski ismi Akhisar, buranın da Akçakaya köyü diye kayıtlı tarihi var. Ya şeyi soracağım, Tuna abi gösterdiği için bir abide var. Abide var, evet. Heh, o abide. Şunu. Şu an o yatmış bu, evet, durumda şu değil mi? Yatık durumda bu. Niye yattığıyla ilgili siz açıklama yapar mısınız? Şimdi bu fotoğraf 1890'lı yıllarda İngilizler tren yolu hattını yaparken bir tanesi bu şeyi çekiyor. Bu fotoğrafı çekiyor ayaktayken. Sonra 1970'li yıllarda biliyorsunuz bizim işgüzar operatörlerimiz var. Evet. Dozer operatörü. Bunun altında para var diye
maalesef ki. Define avcıları. Yıkıp, evet, yıkıp şu anki mevcut durumunda olduğu yerde öylece bekliyoruz. Orayı da göreceğiz. Evet. Burası şimdi etnografi müzemiz. Ben böyle küçük küçük göstermek istiyorum. Ne var burada? Eski paralar var. Eski paralar var. Ya burada 500 adet eski tarım ve giysilere ait obje var. Ve bunları adet. Siz topladınız biz değil mi? Biz kendi köyümüzde bunları özellikle kayıt altına alarak kim ne verdi yazdık. Şu anda da bunları bu şekilde sergiliyoruz. Abi ben kendi adıma söylüyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Bu muhteşem bir şey. Evet. Şeyi çok sevdiğim için söylüyorum. Tarihi çok seviyorum. Aynen. Ve burada eskiye evet. has evet. o kadar güzel şeyler var aynen. ki. Aynen. Yani şimdi gelmiş. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak eski giysiler. Merhaba. Evet, evet, hoş geldiniz. Tuna abi. Geliyorum, geliyorum. Merhaba. Sizi tanıştıracağım. Bu arada köyün yaptığı salçalar, tarhana çorbası, zeytin, bu da satışını yapıyorlar. Artist ne yapıyorsun? Ben de diyorum ki sana diyorum aslında o üstüne alındı. Sevgi nasılsın? İyiyim abi. Hoş geldin. İyiyim valla. Tuna abiye selam verme sen de olarak. Hoş. Tuna abi hoş geldin. Tabii bir kere de ters bir şey söyleme. Güzel bir kamp olsun. Söyledim onun yerine. Onu akşam söyleyebilirim. Eğer canım söylediğim yoldan giderse. Benim, ben size ama senin yolundan çıkmıyorum ki aşk olsun. Bakacağız akşam. Aşk olsun. Senin için bağlama getirdim bugün ya. Ay elliyoruz. İşte onu nasıl bağlayacağım ben elliyorum. Ben bağlarım. Niye böyle yapıyoruz? Yapacak bir şey yok. Boş evet ya. Müsaade bir şey. Aa, eski telefon. Başka yere müzeye gittiğimizi eylemiyoruz. Burada böyle şu neymiş bu neymiş. Tamamen doğal. Akşam. Nasıl tatlı şayan bir şey. Yani yaptık. Çok güzel. Abi, şey sağa baksana. Göstek göstekli evet. Evet o demir yollarında çalışan bir abimizin hediyesidir. TC'de de yazar üzerinde. Şey de var değil mi? Her yeri kalsana yılbaşında hediye verilmedi. Evet. Aynen. Yani. Bu da eski. Şimdi tarihin. Tarım aletleri. Evet. Bunlar da diren. Diren diyorum. Yandaki diren. Diren değil. Diren. Diren diren. Evet. Kürek. Yaba. Samanyolu. Unutamıyorum hala. O ilk gördüğümdeki yaşadığım. Bu da pancar sökmek evet. için çapa. Evet. Şöyle göstereyim. Yani. Bu da yüvendire. Ne işe yarıyor yüvendire biliyor musun? Ya şimdi bu ne işe yarıyor abi? Eskiden kara saban sürülürdü. Öküzlerle ya da atlarla temizlemek için. O sabanı temizlemek için. Yani diyor ki bunun role ve rezervasyonu siz yapacaksınız. Şurada da nal, nal ve çivileri. Kırk, makaslar, kırk. Bu şeyleri koyunları, keçileri kırpmak için. Şunlar. Şöyle göstereyim. Yani Allah Allah. Güzel tarafı da abi köylüler tarafından bu hale getirdim. Ben çok etkilendim. Muhteşem. Aha. Bulgur eleği. Kalbur. İşte şey yani. Bulgur elerlerde. Onu biliyorum ya. Bizim şeyde var. Oraya varamadı. Evet. Bu da eski bir değirmen. Bunu eskiden bununla yapıyorlar. Abi öğütür sana zahmet. Bunlar böyle şeyde çıkan, mesela aynı dönemin şeyleri. Mesela üzerinde şal var bak, burada da şal var. Yani, ya bizde bunu bu şekilde de denizler çıkan. Dedik ki getirelim onu, buraya koyalım. Peki un haline gelmesi için kaç defa bu şeyden getiriyorlar biliyorsun değil mi? Bu un değil,
bulgur çekmek için. Hani. Yok yok. Normalde un şeyi de böyle yapıyorlar ya. Öyledir ama bu bulgur için. Buğdaylar kaynatıldı. Bizim sonra... şeyde nenemlerin eski evi vardı abi. Orada da vardı bundan. Yani şimdi... Hani böyle duruyordu. Hala var. Var var. Kullanan ne var? Yok yok yok. Hiçbir şey yok. Şimdi şöyle parmağı hemen kameraya yansıyan aletler de yayık. Evet abla gel. Tereyağı yaparlardı bununla eskiden. Dur abla. Abla çok tatlı çıkıyorsunuz. Yoğurdu döküyorlar. Ondan sonra o tokmakla sürekli böyle kaldırıp indiriyorlar. Kaldırıp indiriyorlar ve tereyağı çıkıyor. Evet. Şimdi kameradakiler de eski berber aletleri. Bir de şırınga gördüm bir yerde ben geçen gün. Oh. Şimdi şu iğne kutusu, işte cam şırınga, iğne. Ay şunu gördüm. Ben de çocukluğum aklıma geldi. Evet. Karasabanı gördün mü abi? Gördüm abi, gördüm. Yok çekmedim ama karasaban. Öküzlerimiz. Öküzler şuraya takılıyor. Evet. İki tane öküz. Evet, onun için ben bir... Evet. Abi ters oldun ama. Ters oldun. Öyle mi? Bu tarafta. Ya da ters yerden çekelim. Toton mu çekelim? Yok öbür taraftan çekerim yani. Ama ben buraya bayıldım. Dur geç abi geç. Evet şimdi Tuna abi. Orada şey var. Sepet var. Bu yaşlı biraz. Şu an Tuna abinin durduğu yerde bir tane, diğer tarafta da, şu tarafta da bir öküz daha koşuyorlar ve evet, karasabanı çekiyorlar. Eskiden tarlaları bunlarla sürüyorlardı. Arkadaşlar Akçakaya köyüne geldiğiniz zaman buraya muhakkak uğrayın. Çok sıcakkanlı abiler. Çok muhteşem bir yer. Şimdi biraz önce ilk girdiğimizde bir abideden bahsettik. Onun yatmış halini de göstereceğim. Oraya gideceğiz. Gerçekten üzücü bir durum. Yani define avcıları para bulmak adına o kadar güzel tarihi mahvediyorlar. Böyle sıcak kanlı birini bulursan kaçırmıyorsun abla. Şimdi abi yarın burada ne yarışı yapılacak anlatır mısın? Yarın burada tahta rally. Tahta araba yarışları olacak. Saat 14. 2 diyelim. 14'te başlayıp akşam 6'ya kadar devam edecek. Akçakaya söyledim ben onu başta. Akçakaya köyü yarın saat 14. Tamam inşallah. Yarın biz buradayız. Yani tamam. Bekliyoruz. Herkes davetlidir. Teşekkür ederiz. Sağ ol abi. Oraya onu yapmışlar ne kadar tehlikeli. Bak üstünde ağaç. Aynı şekilde. Şurası da çok tehlikeli. Tam ağacın altına yakmışlar. Ne kadar tehlikeli. Biz böyle yani düşünüyoruz.
doğru, şişiriyor mu? Azıcık. Evet. Şunu da içeriye atalım. Bu da burada dur. Şimdi bir sabun olacak. Çadırları kurduk. Herkes kurdu. Şu an yatakları şişiriyorlar. Ben de o esnada işimi hallettiğim için böyle bir çevreyi dolaşacağım. Nerede odun var? Çünkü odun toplamamız lazım. Yalnız burası gerçekten güzel bir yermiş. Bir de böyle çok değil, hiç kimse yok bizden başka. Orayı çok sevdim. Suyu var, tuvaleti var, her şey var. Şimdi odun toplama zamanı. Yosunlar. Efendim. Kanka geldi. Ne yapıyorsunuz? Aa evet, çekiyor. Ben de çekiyordum. Çekmişine. Niye gitme bilmiyorum. Cabirim, şu an eti haşlayacağız önce. Bu ateşten haşlayabilirsek çok yüksek. Ama kendi suyunda. Peki eti haşlıyor mu kendi suyunda? Kendi suyunda haşlıyoruz. Hı, tamam. Ondan sonra canım zaten yavaş yavaş göstereceğim. Oy oy oy. Oh.
Sistemlerce günlerce hiç inmeden araba kullanabilir. Sisteme bindin mi sisteme? Kilogram mı yazıyor? Altta bir. Peki beyler döktürüyorlar. Bakın ne oldu. Vay 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 vay. Ooo. Ay hiç üşenmeden de yapıyor ya. Helal olsun sana ya. Fıştık. Doydun mu le? He doydun mu? Ay çok tatlı bu ya. Evet. Kampımızın romantikleri. Cabir Bey eşi. Eşi, adı neydi eşinin? Sevgi. Aa inanmıyorum. Suzan Hanım ve eşi, eşinizin adı neydi? Nasıl bilemem ya? Ay çok tatlılar. Geldi mi canım? Siz niye kalkmıyorsunuz lan? Adamın cevabı hazır, romantik değil. Seni bir romantik yaparım ben. Evet, çadırlarımızı kurduk, yemeğimizi yedik. Ondan sonra romantizme bağladık değil mi? Bir siz bağlamadınız. Fonda müzik çalıyor. Burası Akçakaya yaylası. Biraz ötede Akçakaya köyü. Muhtarıyla tanıştık. Orada bir abiyle tanıştık. Videoya koydum ikisini de. Çok güzel insanlar. Güzel şeyler yapmışlar. Onda yani bir etnografya müzesi açmak bir köyde herkesin harcı değil. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Çok güzel bir şey. Yolunuz düşerse Pamukova'yı geçtikten sonra Hayrettin de var. Hayır, Pamukova'yı geçtikten sonra Hayrettin'i de geçiyorsunuz. Sonra Akçakaya'ya doğru yukarıya çıkıyorsunuz köye. Muhakkak etnografya müzesine uğrayın derim. Ve destek olmak için bağış kutuları var, destek olabilirsiniz. Bu tarz şeylerin yaşaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yarın kamp, bugün buradayız, gece konaklayacağız. Yarın köye ineceğiz. Köyde bir yarış yapılacak. O yarışı seyredeceğiz. Hem çekeceğim hem de eğleneceğiz yani. Böyle güzel bir ortam olacak orada bence. O kullanacakları yarış arabaları da tahtadan kendileri yapmışlar. O yüzden böyle çok otantik bir yarış olacak diye düşünüyorum. Şimdi biz kampımıza devam ediyoruz. Aslında hayatı biz zorlaştırıyoruz. Kendi elimizle zorlaştırıyoruz, çekilmez hale getiriyoruz. Çok basit bir şekilde mutlu olabilecekken saçma sapan şeyler yüzünden mutlu oluyoruz. Evet, ben çok basit şeylerden mutlu olmasını düşünüyorum. Üzülecek olsam. Seni örnek alıyorum abla. Ben mutluyum. Üzüm var ha. Topladık üzümü. Kara üzüm. Arabada mı onlar? Getireyim. Kara mı beyaz mı? Topladın mı? Adamlar iki kasa kara üzüm verdi. Ay çok severim. Getiriyor musun? Çok çok. Ben marmelat yapıyorum. Sunu abi sen bu parçayı seversin ben. İstersen sana şey ikram edeyim abi. Ustaların karışımı. Ustalardan başlayalım bakalım. Yeli çık dağlara, güneş topla benim için. Seher yeli çık dağlara, güneş topla benim için. Dört bir yana can, güneş topla benim için. Haber ile dört bir yana canım, güneş topla benim için.
Evet. Abdurrahim Karakaç. Bursa Ayaroğlu. Evet. Arif Sadık çok güzel söylüyor. Bursa Ayaroğlu bir numara bekliyor. Ben bunları hep kim biliyorum ama nereden biliyorum bilmiyorum. Eski türküler, hep bilmem türküler. Yavaş. Ya bu ne? Eyvah eyvah. Ya o tarafa çok geldi. Sarı saçlarla deli gönlüme. Suzan abla. Neredeyiz? Gel, gel yanıma. Sen gel. Ben geldim, tamam ben geldim. Hadi. Evet. Neredeyiz? Evet. Akçakaya köyünün yaylasındayız. Evet ablacığım. Şarkılar, türküler gırla gidiyor. Seyfi döktürüyor. Çok güzel tantinimizi yedik. Şarkılarımızı söylüyoruz, oynuyoruz. Zıplıyoruz. Biraz çakal bekliyoruz. Biraz önce geldi uludular ama. Az önce geldi uludular ama. Gittiler. Uzak olsunlar. Hayır. Abla bir şey yapmazlar ya. Hayır hayır. Hiç istemiyorum. Ateşimiz yanıyor ya bak ne güzel. Bizim keyfimiz yerinde. Dansımızı da ettik doğru. Tam ateş danslarımızı da yaptık. Kızılderililer gibi. Hayır öyle. Eğleniyor muyuz? Bizi be. Hem de ne eğleniyoruz. Tamam. Gerisi yaşasın. Önemli değil. İşte o kadar. El salla abla ya. Bay bay. Sümeyra hani Tuna abi, Sümeyra diyoruz değil mi Tuna abi? Evet. Sümeyra ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim valla. Nasıl geçiyor kan? Çok güzel. Mesut Bey siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz hocam. Her şey çok güzel gidiyor. Mesutsunuzdur inşallah. Gayet mesutum. Mutlu Mesut. Mesut hocamın ilk kampı. İlk kampınız nasıl geçti hocam? Nasıl çok geçiyor? Çok güzel geçti. Teşekkür ediyorum arkadaşlar durmak için. Devam ediyor. Memnun musunuz ayrıldığınızda? Çok memnunuz. Bir dahaki kampa geliyor muyuz? Tabii ki de geliyoruz. Ay vay yedik. Ama çok iyi oldu. Nice kuruk glutensiz kamplar o zaman. Üzüm yedik, çilek yedik. Ondan her şey yedik. Şey ayvayı yedik. Ayva yok. Ayvayı yemedik. Şimdi la dur bunu nasıl yapacağız? Ha. Tuttum. Bir saniye. Cabir'im. Uçak geçmiş sevgi. Evet abi. Cabir nasıl gidiyor? İyi abi ne olsun işte böyle eğleniyoruz müzikler falan şarkılar. Ateşimiz yanıyor. Aynen. Sen nasılsın abi? Seni görüp de kötü olmam bugün mü Allah aşkına bence ya? Bence değil abi olmamalı. Yalnız gerçekten hepinizi çok özlemişim ben. Bence de bu kamp çok iyi oldu. Bir yıldır bekliyoruz bu kampı. Tam bir yıldır bu kampı evet. Bekliyoruz. Ve bence negatif enerjimizi atmamız için. Gerçekten... Negatif enerjimiz vardı bizim. Vardı ya. Hayır, yapma ben. Bir yıldır biriken negatif enerjimiz vardı pandemiden ötürü. Ha, evet. Bunu atmak için ben de yoktu bu çok büyük bir fırsattı ve bir yıldır bunu dört gözle bekliyorduk. Güzel an, oldu değil mi? Şu an bizim için bulunmaz hit kumaşı şu an. Ateş başında muhabbet. Aynen öyle. Müzikler, şarkılar, eğlenceler. Negatif enerjiyi verdik. Aynen öyle. Bir Tuna abi olmasa. Tuna abi olmalı işte, ya. Tuna abi olmazsa bu kamp olmaz abi. Bence de. Geçen kamp niye yoktunuz? Bir tek Seyfi ve biz vardık. Üç kişilik. Ama abla. Tuna abi nasıl geçiyor kamp? Kamp gayet güzel. Herkesin yapması gereken bir iş. Yaşamda ayrı bir pencere. Yeni adam bir şair oldu bu arada. Çok önemli. Evet. Evet. O yüzden de herkesin yaşamında en az birkaç kez yapması gereken bir şey. Başka ama bir kere geldiği zaman zaten bağımlılık yaratıyor. Evet kesinlikle. İşte yani bunu kazanma, bu alışkanlığı kazanmadan, bu yeteği kazanmadan insan yaşamdan tam olarak tat alamaz. Aldığını sanır sadece. Yani mutsuz olur. Evet her gün aynı çorbayı içtiğini düşün. Ne kadar keyifli olur ki. Kamp sürekli kampa geldiğinde aynı çorba olmuyor. Ya hayır çünkü her kampta ayrı bir yere geliyorsun. Bugün her sabah mercimek çorbası değil. Gecenin bu saatinde sınav yaparsın. Ama Tuna abi çok seviyorum. Çok mantıklı şeyler soruyorsun. Teşekkür. Seni sevdiğimi söylemiş miydin? Bunların hepsi yalan. Beni sevdiğin falan yok. Ben seni gerçekten seviyorum. Sevmesem senin lan niye sarılayım sana ya? Yalan yalan olduğu için zaten. Almak yok. Abla dur tam kıskandı ben gidiyorum hadi gör. Sarılmış ya.
Günaydın arkadaşlar. Ben sabah 6.30 gibi saat, güneş doğdu ama çok güzel bir yerdeyiz. Burası, bunlar gibi biraz bahsettim ama çok ayrıntılı bahsetmedim. Akçakaya'da bir köy var aşağıda. Oranın yaylası. Çok güzel. Ben ilk defa bir yere geldiğimde çöp toplamadım. Çünkü köy halkı, yani köy muhtarı burayı temizliyor sürekli. Çok hoşuma gitti. Farklı bir köy zaten. Videonun bir yerinde köy sakinlerinin oluşturduğu etnografya müzesini de koydum. Bu muhteşem bir şey. Bu kültürün yaşaması gerekiyor. Yani bu tarz insanların yaşaması gerekiyor. Darısı diğer bütün köylere, bütün insanlara diyelim. Yani bu bilincin oluşması için dua ediyorum. Burada şimdi biz, kamp sakinleri daha uyuyorlar. Kalktıkları zaman kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yaptıktan sonra köye ineceğiz. Köyde şenlikler var bugün. Geleneksel hale getirmişler. Kendi yaptıkları tahtadan araçlarla yarış yapıyorlar. Biz de onları izleyeceğiz, eğleneceğiz. Yani bakalım ne olacak. Belki biz de bineriz. Binersek onları da eklerim videoya. Şimdi bu arada dün fazla malzeme getirdik. Tuna abiyle Cabir aşağı indiler köye, verdiler. Sağ olsunlar, böyle iki sandık siyah üzüm hediye etmişler bizimkilere. Çok güzeldi. Buraya yolunuz düşerse o siyah üzümden muhakkak yiyin. Buraya Pamukova Hayrettin'i geçtikten sonra Akçakoca diye bir sapak var zaten. O Akçakoca sapağına saptığınız zaman sağa doğru sizi buraya kadar getirir. Yani buraya kadar derken köye kadar getirir. Köyde dediğim gibi etnografya müzesine gidin. Kamp yapmayı seviyorsanız buraya da gelin. Güzel bir yer. Tek sıkıntısı odun var. Odun yok. Özür diliyorum. Gelirken odununuzu da getirin. Bugün çok fazla şey yakmadık zaten bu kampta. Böyle çamaşır makinesi kazanı almıştım ben bir tane. Onunla bir korunaklı bir şekilde ateş yaktık. Çok fazla odun tüketmedik. Bu da devrilmiş birkaç şey bulduk gerçi ama bayağı uğraştırdı bizi. Tuvaleti var, suyu var. Çok güzel bir yer. Ben çok beğendim. Bir daha buraya gelirim. Bizden başka da kimse yok. Yani sakin bir kamp oldu. Ateşi güzel oldu Mesut Hocam. Ne dersin? Vay be. Kim derdi ki Mesut Hoca kampa geldi. Tuna abi. Oradan söyle. Buradan da söylüyorum. Nasılsın? Günaydın. Günaydın. En üst haberim yok. Bakalım birazdan. Bunu sevme. Ne yani? Sevgilerimizin ne diye adlıyorsun da? Ya bir şey yemeyen varsa kesin Cabir'dir zaten. Cabir yani ya. Zaten yemiyorum falan diye dertse yapmam yani. Yemezsem yemem. Cabir yemezse de olur. Abla bir şey demedim ya. Hep beni dövüyorsun abla ya. Ben bir adam. Cabir'im. Sevmek. Mutlusun, mutlu musun? Bir de sevmek öyledir. Yemek, Cabir yemek yerken mutlu olur ya. Evet, şimdi köye gidiyorduk. Evet, günümüzün adı ne peki? Kaç kilometre yürüyoruz? Yaklaşık 1,5 kilometre gidip 1,5 kilometre dönüp 3 kilometre yürüyeceğiz. Tamam. Günümüzün adı yok, adını biz koyacağız. Tamam. İçkiyeci olabilir. Nasıl fikir? Güzel. Ben, güzel bir gidiyor ya. Ben Sümeyla söylemek. Sümeyla. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü burada ayı iğne var.
gerçekten. Bak şimdi göstereceğim şu ileride. Bir derin ineli o zaman, ben merak ettim. Ayı inine niye ayı gidiyorsun ya? Evet. Sen ayı inine gider mi ya? Çok da etrafında fazla. Yani drone'la gördüğüm kadarıyla güzel ama bakacağız yani. Ne oldu? Bizim bari. Önce adını koyalım gerekir. Ne koyalım? Neredeyiz? Şu an Pamukkavan, Akçakaya ekleyiz. Akçakaya köyü aşağıda kaldı kız. Burası ne? Baraj gölü. Adı ne? Sümeyra mıydı? Ben Sümeyra koymak isterim. Kampın anlam ve önemini belirten bir isim. Şimdi yaklaşık kamp alanımızdan 1,5 kilometre uzaklıkta. Çok güzel ya. Su olan yerde hayat vardır. Mesut hocam beğendin mi? Beğendim. Tarım arazilerini sulamak için çok fazla miktarda su çekilmiş. Bu bizleri üzdü. Gölün doğal yapısı şu anda bozuluyor. Birazcık bilimsellik katalım dedim. Çevre mühendisi olarak. Yani bir söyleyeyim mi? Bu baraj gölü buradaki tarımını sulamak için. O yüzden. Bunlar şeyler yapıyor. Su çekerek. Çok güzel. Şimdi kamp alanına dönüp toplanacağız. Ondan sonra köye yarışlar. Yarış pisti. Evet. Ne yarışlarıydı?
Kaçıncısı bu? Bu 7.'si. 7 yıl oldu. Her yıl yapılıyor. Evet. 5 Eylül'de. 5 Eylül'de. Ben çok beğendim ya. Dün muhtar abiyle tanıştık da. Yani değişik bir etkinlik oluyor. Yani buralarda bu etkinlik yok başka. Ben başka yerde görmedim. Yani böyle çocukken biz bu tarz şeyler yapıyorduk ama böyle de değil. Şimdi etkinliğe dönüşünce daha bir güzel oldu yani. Çok çok beğendim. Her yıl gelirim valla. Her yıl bekleriz, haberleşiriz. İnşallah. Evet. Şeyi çok beğendim bu arada. Sizin etnografi müzesini de çok sevdim. Müzemiz de çok güzel. Gezdik dün. Hep tarihi eski eserler. Aynen dün gezdik. Yani hepsi içinde sergiliyoruz. Çok teşekkür yani ederim valla. Tarihi şeyin öne çıkarıyor. Bir şey var hani dikili taş. Dikili taş. Evet. O nerede tam olarak? O hemen köyden 2 kilometre aşağıda. Geldiğimiz istikamette yol üstündeydi. Tamam onu da görmek istiyorum da. Yani ona giderdi olması beraber. Çok seviniriz ya valla. Bir şey yapalım burayı çekeyim oraya gideceğim. Orada bir kazı yapılan yer de var. Orası da. Devlet mi yapıyor şey mi? Devlet yaptı. He. Evet kullanılan araba bu. Bunların freni de yok anladığım kadarıyla. Ya da kask var. Saat kaç bu arada? Ben de hayvanlar çıkaracağım. Bırak şimdi hayvanlar. Ay ne güzel bir şey ya. Yarışçılar hayvanları çıkaracak. Ya bu tarz etkinliklerin her yerde yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. İnsanlar o kadar eğleniyorlar ki. Şu an güvenlik önlemleri alınıyor. İşte kask, dizlik gibi şeyler takıldı. Görevli bandırı bana iyi sıkın. Herhangi bir düşme esnasında herhangi bir şey olmasın diye. Hasan çek fotoğraf video. Bir dakika. Tamam mı? Dur ben hazır değilim. Hazır mıyız? Arabaya gel. Hazır mıyız? Dikkat. Bunu bitiriyoruz ama. Hadi Yunus. Hadi Yunus. Bravo Yunus. Evet yeni bir yarış daha başlayacak. Başladı. Evet beşer kişilik gruplar halinde yarışıyorlar. Biri yoldan çıktı biri. Bu arada arkadaşlar bu 7.'si düzenlenen bir yarış. Her Eylül'ün 5'inde düzenleniyor. Burası Akçakaya, Pamukova'ya bağlı bir köy, Akçakaya köyü. Muhakkak uğrayın derim. Şimdi biz yarışıyoruz. Birinci yarışımız ben. Birinci yarışımız sevgili fikirlerinizi alalım. Valla çok heyecanlıyım. Uçurumdan uçmazsam birinci kesin mi? Yani birinci belli, ikinci ve üçüncü arıyoruz. Sümeyra. Hiç şansınız yok. Biliyorsun. Daha ikinci de burada. Birinci benim. Gerisi önemli değil. Ben sonuncuyum ya. Suzan abla. Evet. Evet. Suzan abla da bizim fotoğrafçısı. Evet. Bizi çekeceğiz. Saman balyasının üstüne çıkıp oradan çekiyorum. Tamam. Güzel bir ortam var burası. Çok hoş. Ben çok çok beğendim ya. Evet. Suzan abi. Bak birinci, ikinci, üçüncü belli. Sen dört ya da ben beş. Ben beşinciyim. Çünkü herkesin ne kadar önce çukura gittiğini göreceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlara evet, başarılar evet, dilerim. Evet, yarışmacı arkadaşlara iyi uçuşlar diliyorum. Haydi bakalım. Aman 250 km hızı geçmeyin. Levhaya çektim. Zorları olarak bizler.
bizim grubun birincisi Tuna abi, ikincisi ben. Tebrik üçüncüsü ederim abi. Ben. Ben de tebrik ederim. Gönlümüzün birincisisin Tuna abla. Hayır hayır hayır, hiç olur. Ben de seni tebrik ederim. Güzel bir etkinlikti. Çok eğlenceli ama. Evet. Artık finalleri bekliyoruz. Şimdi bir yarış daha var. Ondan sonra Aşure yenecek. Ondan sonra final olacak. Tuna abi finalde. Var var. Tuna abi de finalde yarışacak. Onu destekleyeceğiz biz. İki tabak aşure yedikten sonra yarışabilirim ancak. Ağırlık artsın diyor. Evet, gel. Gel. Kaçıncı oldun? Sondan birinci. Ay kıyama. O da birincilik. O da birinciliktir yani. Hayır, o da birincilik. Sonuncu. Hayır, sondan birinci oldum. Hayır, kim sonuncu? Ben sondan birinci. Çocukların söylediği şey söyledi. Bunlar yaşıyormuş, sondan ölmemişler dedi. Ay kıyamam size. Bunlar birinci, ikinci, üçüncü olacaktı. Abi, bana ben sondan iki ya da üç diye hatırlıyorum. Sen yine üçüncü oldun işte. Ben üç. Üç. Ne yazık ki. Kim geçti sizde? Son anda Rümeysa beni geçti. Rümeysa geçti. Burun farkı en son anda. Evet. Şey, ayakkabı burnu farkıyla. Rümeysa dördüncü. Altıncı mı oldun sen? Yani arada. Arada çocuğun biri daha geçti beni. Ama çok eğlendim. Çok eğlendim. Ben çok eğlendim. Çok eğlendim. Gerçekten. Ha, seneye buradayız. Evet. Dikenlere girmek. Seneye kamp burada. Güzel maçlı olmuş. Hayvanlara mı gidiyor? Gitti mi? Evet, benim yarıştaki birinciliğimi Aşure'yle kutluyorum. Arkadan birinciliğimi. Birinde geçirdiğim trafik kazasına. Görüşeceğim çay yok. Görüşeceğim. Hayatımda ilk defa yaptım. Çok zevkli. Çok eğlenceli. Sağ ol. Ben de bayıldım. Keşke biraz kalkmasaydım ama. Aşure'yi hak ettik ya. Valla. Otur sandalye oraya. Oraya görürüz. Mesut Hoca'da radar var. Şimdi Tuna abi birinci olduğu için finalistlerle yukarıda röportaj mı yapıyorlar? Vay, TRT'ye çıkacak. Adam ünlü oldu ya. Sondan birinci mi oldu? Ay kıyamam ben ona ya. Önemli olan katılım bayağı geldi. Geliyor, geliyor Tuna abi. Evet, o bahsettiğim anıt. Şimdi biraz daha yakından çekeceğim. Burası arkadaşlar. Normalde hemen burada yol var. Bu anıt yolun karşı tarafındaymış. Bu yol yapılırken grider'i kullanan beyefendi bunun altında, bu anıtın altında define var diye anıtı yatırıyor. Normalde bu çok daha büyüktü. Şöyle. Şu burada yazılar var. Eski yazılar. Muhtemelen şeyin altında kalmıştır. Bu yol yapılırken bunu altında define var diye yıkıyorlar. Yani böyle değerli bir şey bu burada yatması çok üzücü. Yolun karşı tarafında da mezarlar var. Orayı da bir göstereyim ben. Tuna abi sen gördün mü mezarları? Evet. Kuyu şeklinde orayı. Ha, bu arada da define var diye burada kazılar da yapmışlar değil mi abi? Evet. Burada insanımız dinamitle olmaz ya. Patlatılmış. Dinamitle patlatmışlar. Evet, anıtın durduğu yer, eski durduğu yer. Burası. Burası dinamitle patlatılmış bir alan. Şu gördüğünüz yer. Evet. Define için. Hemen sağ tarafında. Burasını define için. Bu başka. Burada da lahit var bak. Var. Lahit abi işte. Evet. Şurada da lahit var. Bunu boşaltmışlar işte abi. Dinamitle patlatmışlar. Burada define var diye. Şöyle göstereyim. Lahit tek parça taştan oyularak yapılan mezarlar, eski mezarlar. Genelde krallar ve böyle üst zümre insanların yattığı mezarlardır. Burada bir sürü mezarın olduğundan eminim ben abi. O kaidenin bir parçası mıydı acaba? Lahdin, şeyin. Abi denin. Bunlar birbirine kurşunla bağlanır. Ha, biliyorum onu.
O kaidenin bir parçası. Neden sahip çıkmamışlar? İşte Rümeysa burada kazı yapılsa var ya muhteşem şeyler çıkar. Anıtlar Kurulu'na hepsine müracaat edilmiş. Bununla ilgili hiçbir girişimde bulunmamışlar. Ödenek ayıramayız diye özellikle onu da belirtelim. Evet, başka her şeye ödenek buluyorlar. Bir buna ödenek buna yok. Bulamıyorlar. Nedense yararlı işler için ödenek yok. Şimdi burada şu lahit görünüyor. Bunun içini boşaltmışlar. Lahdin içinde eskiden cesetle beraber şahsa ait değerli eşyalar konurdu arkadaşlar. Sebebi de öbür dünyada yani bir sonraki hayatta onları kullanabileceklerine inanıyorlardı. O yüzden o değerli eşyaları cesetle beraber gömerlerdi. Lahdin içine koyarlardı. Ve eminim bundan bir sürü vardır burada kazı yapılsa. Burasının aslında sit alanı ilan edilmesi ve buraya kazı yapılması gerekirken burayı böyle bırakmışlar. İnşallah birileri buraya sahip çıkar. Yani çıkması gerekenler. Keşke bizim elimizden bir şeyler gelse de biz sahip çıkabilsek ama bizim elimizden gelebilecek tek şey burayı sergilemek. Ne düşünüyorsunuz bu konuda arkadaşlar? Ya ben gerçekten üzüldüm. Hani böyle bir şeylerin heba edilmesi. Değil mi? Üzücü. Aynen ben de katılıyorum Rümeysa. Yani bunları görmek gerçekten üzücü bir durum. Yani bunları herkesin görüp aslında bir araya gelip bunların korunmasını sağlaması gerekiyor. Ama yolun kenarında kaldığı için de büyük ihtimal kimsenin dikkatini çekmiyor. Aynen, bu aslında yani bir tabela konulup bir şeyden vatandaşların görmesi sağlanabilir. Bir şeye dikkat çekmek lazım insanların buraya. Evet. Gidelim mi? Gidelim.